yanlışlarda, doğrularda tabii ki katkınız var ama sorumluluğunuz yok. Olması da mümkün değil. Ben yaşamın belli bir program içinde sistemli, düzgün, bilinçli yürüdüğü zaman mutluluk ve başarı getireceğine inananlardanım. Evet dostlar, bu hafta gene beraberiz. Şimdi sevginin artısını eksiği işleyelim isterseniz bugün de. Evlat sevgisi katıksız, müthiş bir sevgi. Gerçekten anne baba olmak dünyanın en büyük ödüllerinden biri. Ama biliyor musunuz ki ondan da büyük bir ödül var. Büyük anne sevgisi. Ben bizim ailemizde ona Babaanne Cumhuriyeti adını koydum. Instagram Olgar Kadriye, Instagram'da beni takip eden dostlarım Babaanne Cumhuriyeti ile ilgili bir sürü videolar falan görüyorlardır. Ve hakikaten de insanları çok enterese ediyor bu videolar. Çünkü orada her şey var, cumhuriyet var orada, hürriyet var orada. Neden dedim daha büyük bir ödül? Babaanne, anneanne olmak, dede olmak. Çünkü orada çocuğun sorumluluğu yok, sadece sevgi var. Katıksız, sadece sevgi. Çünkü annesi babası sorumlu eğitiminden. Siz ancak danışmansınız. Yani yanlışlarda, doğrularda tabii ki katkınız var. Ama sorumluluğunuz yok. Olması da mümkün değil. Çünkü haftada bir görüyorsunuz, iki görüyorsunuz, öyle haftada bir, iki görmekle çocuk eğitimi olmaz. Her gün, her an kontrolünde olan tarzda ancak eğitim mümkün. Benim öğrendiğim bu oldu, ben eğitimci değilim. Ama kaderin hazırladığı durumlar nedeniyle eğitimci gibi bir takım şeyleri yaşadım. Şanslı yaşadım. Oğullarımda, torunlarımda ve de hatta dostlarımda. İleride inşallah onu da gündeme getireceğim. Yani bir sohbetimde işleyeceğim onu da. Onu da konuşacağız yani. Şimdi babaanne cumhuriyeti ne? Torun içinde ne? Torunlar daha 6 aylık, 1 yaşındalar. Anneleri çalışıyor. Ve aynı semtte oturuyoruz. 3 aile, 2 oğlum ve ben. Aynı mahalledeyiz diyelim. Aynı evde değiliz. Aynı mahalledeyiz. Dedim ki, hani hemen ben diyorum, yanlış da anlaşılmasın. Zaten benim sohbetim, benim deneyimlerimi aktarmak için hazırladığım bir proje bu benim. Ben bunları yaşadım. Bunlar iyi oldu, bunlar kötü oldu. İster yapın, ister yapmayın. Ben yaşadım, böyle olduğu vermeye çalışıyorum ben burada. Deneyimimi aktarmaya çalışıyorum kısacası. Dolayısıyla hep ben diyorum. Benim hayatımdan bir şeyleri anlatmış oluyorum size yani. Bir yaşında planlar. Dedim ki, evlatlar, siz işe gidiyorsunuz ve yardımcılara bırakıyorsunuz çocukları. Her türlü negatif şeyler duyuyoruz. Çok iyi yardımcı da var ama arasından çürük elma da çıkıyor. Onun için dedim, benim evde yardımcım var. Birinizin yardımcısı da var, diğerinin de var. 3 tane yardımcı. 3'ü birden aynı evde olsun, birbirini denetlerler. Nitekim öyle yaptılar. Zaten müthiş cici kızlarım. Hala çok sevdiğim kızlarım. Bıraktılar. Onlara oyuncak alırken bile ne demiştim başka bir sohbetimde geçmişti. Oyuncak alırken bile onların bazı
reflekslerini, bazı özelliklerini geliştirici şeyler almaya çalışıyordum. Örneğin daha 6 aylık bir yaşında yürüyemiyor, emekliyor. O plastik golf top ve sopalarından aldık. Yerde hepimiz oynuyoruz. Ben de onlarla oynuyorum. O topa vurmaya çalışıyorlar emekleyerek yetişip. Bu ne? Neyi geliştiriyor? Topla buluşma duygusu. Artı bir an önce yürüme, emekleme arzusu. Hareket etme. Ne kadar emeklerse o kadar çabuk yürüyecek. Spora yatkınlık başlıyor. Yani zaten o algı bebeklikten başlamış oluyor. Öyle böyle iki torun birlikte büyüdüler benim evimde. Bütün oyunlarımız altında gizli hedef her zaman spor ve eğitimdi. Hem spor vardı hem eğitim vardı. Örneğin evin ortasına trambolin koyduk kocaman. Avizeleri falan kaldırdık. Tam göbeğine salonu trambolin. Orada çıkıyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar. İki katlı dubleks ev. Üst kata çıkan merdivenin korkuluğuna salıncak koyduk. Oradan salıncakla sallanıyorlar. Artı basamaklara mecburen halı. Hiç sevmem aslında. Pislik çünkü. Halı kapladık, hani olur ha, düşerlerse. Hiç ise halıya düşsünler diye. Diyeceğim böyle onlara yönelik ama onlarla oynayarak. Örneğin işte bir yere, salonun içine basket potası koyduk. Top atıp oraya rastlatmaya çalışıyoruz. Oynuyoruz ve orada gülmekten yatıyoruz ve ben uyduruyorum. Çünkü biliyorum ki gülmek bulaşıcı bir şey. Onun bir hatta bir videosu var, yayınlanıp duruyordu bir ara sosyal medyada. Otobüste kişinin biri mahsustan test amaçlı gülmeye başlıyor. Önce bakıyor etraftan millet, ya bu deli mi ne, niye gülüyor filan. Hafif gülümsemeye başlıyorlar. Gülmeye devam ediyor bu. O güldükçe bir süre sonra sebebini bilmeden bütün otobüs katıla gülmeye başlıyor. Onun için gülme öyle bir şey yani. Ben de böyle uyduruktan bir şey buluyordum gülmek için bir sebep. Kah 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 gülünce artık biz kendimizi yerlere atarak gülmeye başlıyorduk. Şimdi zaman geçti, piyano öğrenmeleri gerek diye düşündük. Piyano hocasına dedim ki, biri 4 yaşında. Arıyorum, kimse ders vermek istemiyor çünkü okuma yazmaları yok. Yahu kardeşim diyorum, ben piyano çalsınlar istemiyorum. Hocam sen gel, sen piyano çal. Onlar sen piyano çalarken isterlerse gelsinler tuşlara dokunsunlar. İsterlerse dans etsinler senin yaptığın müzikle. Ama onlar piyanonun sesine, piyanonun aletine ve piyanonun çalınış şekline bir aşina olsunlar. Yani bir tanışsınlar olayla. Benim istediğim o, yoksa 3 yaşında çocuk ne yapacak? Var tabii özel yetenekler. Onu ben bilemem ki, anlamam yani o kadar. Ben sadece bir tanışsınlar istiyorum. Nitekim sonra öyle birini bulduk. Şimdi hakikaten 3 torunda güzel piyano çalıyorlar. Hatta şöyle bir şey yaptık. Hocası da çok cici bir kızdı, Yasemin öğretmenimiz, piyano öğretmenimiz. Dedi ki Kadriyem dedi, isterseniz dedi resitali dedi sizin evinizde yapalım dedi çocuklara dedi. Ders verdiği bütün çocuklar, 25 çocuk. Ama dedi öyle bir şey yapalım ki dedi, bu şeyi resitalistin evinizde yemekli yapalım. Çocuklar resitali orada versinler. Oradan da ama dedi para toplayalım, onu da çocuklara yardım yapalım dedi. Çok da güzel bir proje. Bütün çocukları bu konuda bilgilendirdik. Hoca yaptı tabii o işi. Çocuğa diyor ki sen şimdi resital vereceksin. Acaba bu resitalinin bir amacı var mı? Var diyor çocuk. Ben şimdi piyano çalarak diyor çocuklara yardım edeceğim diyor. Oradan bir gelir olacak. O para diyor çocuklara gidecek diyor. Fakir çocuklara gidecek diyor filan. Bir kere bu da güzel bir şey oldu mesela o piyano konusunda. S-
Saate bakma. Daha okula gitmiyorlar. Saat öğretmek istiyorum ben bunlara. Kaç tane saat bozdum öyle. Açıyorum kapağını. Öğretmeye başlıyorum. İşte bak, bu bunun üstüne gelince 12 oluyor. İşte bu olunca 1 oluyor. 1'i 5 geçiyor falan. Bunlar bayağı bir saati öğrendi ikisi de. Biri 4'tü, biri 5'ti galiba öğrettiğimde sanıyorum. Ama dediğim gibi ben gerçekten babaannelik yaptım. Çok tadını çıkardım, keyfini çıkardım ve o keyif yalnız çocuklara da çok doğru döndü. Nasıl döndüğünü de söyleyeceğim, anlatacağım. Sabahları ben yaşamın belli bir program içinde sistemli, düzgün, bilinçli yürüdüğü zaman mutluluk ve başarı getireceğine inananlardanım. Programı çok seviyorum kısacası. Yani ben o gün ne yapacağım bilmiyorsam, bir programım yoksa ben sudan çıkmış balık gibi hissediyorum kendimi. Başarılı olamıyorum, o günün boşuna geçiyor. Ne yapıyorum? Daha okuma yazmaları yok tabii. Ben yazıyorum programı önce. Saat 8. Uyanma, yüz yıkama, diş fırçalama. İşte 9. Kahvaltı masasını hazırlama ve kahvaltı etme. İşte 10. Bahçede piknik yapma. 11. Piyano dersine gitme gibi gibi böyle programı hazırlıyoruz. Tabii bunların okuma yazması olduğu için ben yazısını yazıyorum. Onlar resim yapıyorlar. Onun yanına o mesela 9-8 sabah uyanma ve diş fırçalama. Hemen oraya sırayla biri yazıyor, biri yazıyor. Hemen oraya bir diş fırçası resmi yapıyor o. Diş fırçalanacak ya, yüz yıkanacak, diş fırçalanacak. Öbürü kahvaltı. Hemen oraya tabak, çatal bıçak koy resmi yapıyor, kahvaltı edilecek. Arkasından efendim piknik yapılacak. İşte bir sepet, işte yerde tabaklar filan filan piknik resmi yapıyor. Böyle bir her sabah biz programımızı yapıyoruz. Mutlaka program yapılıyor. Öyle günü geçiriyoruz. Ve de kesinlikle sofra hazırlama ve sofra kaldırma çocukların işi. Mutlaka hazırlanırken sofra onlar hazırlayacaklar. Sonra ilkokula başladı. Büyük torun. Küçük taşındı. Bulunduğumuz mahalleden taşındı küçük torunlar. Öyle gerekti. Okula başladı büyük torun. Onu ileri bir sohbetimizde detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü müthiş başarılı bir proje uygulamış olduk. Farkında olmadan. Ama aklın yolu bir diyoruz ya, her şeyde mantık ve akıl gerekiyor. Eğitimin olması gereken eğitimi farkında olmadan uygulamışız biz çocuğa. Neticeleri muhteşem oldu. Onun için onu ayrı bir programda size faydalı olacağını düşündüğüm için onu ayrı bir programa ayırmak istiyorum. Şimdi okul başladı. Şimdi bahçe içinde evlerde oturulunca çocukların mahalle oyunları pek olmuyor. Dolayısıyla hep birbirine gitmek zorundalar. Ve aralarda da bayağı mesafe olunca birilerinin götürüp getirmesi gerekiyor. Onun için ne yapayım? Dedim ki anneler çalıştığı için bana iş düştü biraz diyorum ya. Babaannelik keyfini sürdüm yani. Ne yapayım? Dedim ki ben babaanne günü yapayım. Sanıyorum ya cumaydı ya çarşamba, yarım günde okulları. Veliler de o sınıf arkadaşlarından, tabii bu mahallede oturan aynı okulda, onlara telefon açtım tek tek. Dedim bakın böyle böyle okul çıkışında çocuğu bana getirebilirsiniz. Orada babaanne günü yapacağız. O gün neler var? İnşallah bir başka programda detaylandırırız. Orada resim atölyem var, yağlı boya. Ben çiziyorum, onlara boyama veriyorum. Her birine böyle benim eski tişörtlerimi önlük gibi verdim, giydiriyorum. Ben çiziyorum, onlar boyuyorlar ve
tuvaller aldım, üşenmedim. Her biri tuvale boyuyor. Atölyede çalışıyoruz. İnanın en az bir saat sıkılmadan çalışıyor o küçücük 7 yaşında çocuklar. Arkadan muhakkak kek yapılıyor. Ben o kadar ev işinden anlamam öyle. Hazır kek alıyorum ben. Hazır satılan kek tozu paketlerde var, pişmemiş, pişirilmeye hazır. Onu alıyoruz, tozu var, işte süt koyacaksın, yağ koyacaksın, yumurta koyacaksın, şeker koyacaksın gibi gibi. Sırayla her bir çocuk, 5-6 çocuk oluyorlar bunlar. Her bir çocuk bir şeyi yapıyor. Biri bir yumurtayı kırıyor, öbürü öbür yumurtayı kırıyor, öbürü unu koyuyor, öbürü sütü koyuyor. Sonra sırayla da birer dakika karıştırıyorlar. 4 dakika falan karışması lazım onun. Öyle hepsini bir, aman bir küsüyorlar karıştırmazsam. Eğer atlarsam birisinin sırasını, yap desen yapmazlar biliyor musunuz? Ama böyle sıralı olunca kıymete biniyor iş. Seve seve yapıyorlar. Masayı hazırlıyorlar, tabakları getiriyorlar, servisleri koyuyorlar. O yaptıkları keki afiyetle yiyorlar. Sonra toplamak da onların işi. Dediğim gibi ileri tarihte detayını vereceğim. Onun ayrı bir konu yapacağım, babaanne cumhuriyetini. Oradaki oynadıkları oyunlar, sorumlulukları neler, neler değil, onlara geri dönüşü neydi bunların? Bunları inşallah başka bir sohbetimizde yine konuşalım. Öyle çok uzun da konuşamıyoruz, yoksa benim canım konuşmak istiyor ama 15-20 dakikayı da aşmayalım diyoruz. Onun için bugünlük bu kadar yeter. Burada kesiyorum sohbetimi. Önümüzdeki hafta buluşacağız. Yine çok hoşunuza gidecek bir konu bulacağım size. Opa! Gördün mü acaba? Kay! Opa! Parmak ucuna basarak yürüyeceksin. Parmak uçlarında yürü. Parmak uçlarındasın ki sen prensessin. Bravo, dönme. Dönersen belli olmuyor öteyin. Güzel, hemen daha. Hadi. Hadi, hop, 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 hop.